Hello everybody, this is Alper Mutlu channel on YouTube and it is a big happiness for me to be with you on this platform. Today, we are looking at the body parts. Bildiğiniz kelimelerin bilmediğiniz anlamlarına hoş geldiniz arkadaşlar. 1 2 3 4 Yes we do. Bugün yeni kelimeleri ve yeni anlamları öğrenmeden önce, daha doğrusu öğrenmeye başlamadan önce bir öğrencimin sorusunu sizle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar bana dedi ki: "Hocam İngilizce'de kaç kelime var?" 10 yıl önce yapılan bir araştırmada Harvard sözlüğünde yaklaşık olarak 1 milyon 22 bin kelimenin var olduğu, çok yakınlarda yapılan bir araştırmaya göre bu hazinenin yükseldiği ve İngilizce'de bugünlerde yaklaşık olarak 1 milyon 200 bin kelimenin var olduğunu size söyleyebilirim. Peki hocam, bazı arkadaşlar 5 dakikada İngilizce öğretiyor. Bakın arkadaşlar, ben şunu söylemek istiyorum. 1 milyon kelimelik İngilizce dilini 5 dakikada size öğretemeyebilirim. Fakat kendi bildiğiniz birkaç kelimeye yeni anlamlar ekleyerek 10 ila 15 dakikalık zaman zarfında İngilizce kelime hazinenizi yükseltebilirim diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar, giriş konuşmamın sonunda söylediğim gibi body parts ya da the parts of body, yani vücudun bölümlerinden yola çıkarak yeni anlamlara yelken açıyoruz. İlk kelimemiz head, yani kafa, baş ile başlıyoruz. Ekrandaki ibare headmaster, yani baş öğretmen demektir. Mustafa Kemal Atatürk is a headmaster. Mustafa Kemal Atatürk baş öğretmendir. Head office, yani baş ofis, aslında genel merkez demektir. The head office of our company is in Ankara. Bizim şirketimizin baş ofisi, yani genel merkezi, Ankara'dadır. Headache, baş ağrısı demektir. I have a headache. Benim bir baş ağrım var. Arkadaşlar, başım çatlarcasına ağrıyorsa ekrana bakalım. I have a split headache. Split, yarmak demektir. Yani başım yarılırcasına ağrıyor demiş olduk. Bu üç cümleye baktığımızda head kelimesinin baş olduğunu bugüne kadarki eğitimlerinizden belki de iyi bir şekilde biliyorsunuz diyebilirim. Fakat bakalım, başımızın durduğu yer itibariyle yeni yan anlamlar neler olabilir? Ekrana hemen bir kelime aldık. A head. Per head. Kafa başına ya da kelle başına demektir. Ha, kelle başına biraz kaba olduğu için kafa başına diyebiliriz. Bir restorandayız arkadaşlar. İçinizden 4 kişi, bir de ben, 5 kişiyiz. Müthiş bir şekilde semirdik, yani yemekleri yedik. Ama hiç beklenmedik bir fatura geldi. Böyle yapıyorum, bakın şimdi. Well, guys, the bill is $500. Çocuklar, hesap $500 tuttu. We are 5 persons. Biz de 5 kişiyiz. So, you shell out $100 per head. Yani kafa başına $100 toslayacaksınız. Shell, bir şeyin kabuğunu soymak, dışarı çıkartmak anlamında kullanılabilir. Mısırın koçanını düşünün arkadaşlar. Soydunuz, mısırın içindeki meyve out oldu. Paranın kabuğu cüzdan, cep, çanta olabilir. Biz onları shell yaptığımızda para out yapar. Yani shell out, parayı tosla, bayıl bakalım şu parayı anlamında kullanılır. İngilizce'de isimler fiil olarak kullanılabilir kuralından yola çıkıyorum ve to head ekrana geldi. Yol göstermek, başı çekmek olabilir. Mesela I am a teacher. Ben bir öğretmenim. I head my students correctly. Ben doğru bir şekilde öğrencilerimi yönlendiririm. So they learn correct English. Ve onlar doğru İngilizce öğrenirler. Alper Mutlu Channel has the subscribers correctly. Alper Mutlu kanalı takipçilerini doğru bir şekilde yönlendirir. So, they learn correct English. Dolayısıyla onlar
doğru İngilizce öğrenirler. To head, kafa atmak, kafa ile vurmak. Hemen örnek cümleye bakmak istiyorum. I am a forward player in our team. Ben bizim takımımızdaki forvet oyuncusuyum. I had the ball correctly. Topa doğru bir şekilde kafa vururum. And I score a goal every match. Ve her maçta bir gol atarım. Cristiano Ronaldo is a striker in his team. Cristiano Ronaldo kendi takımında forvet oyuncusudur. He has the ball correctly. So he scored a goal in every match. Yani o topa doğru bir şekilde kafa atar ve o her maçta bir gol atar. To head, bir şeye dosdoğru gitmek demek. I am a domestic boy. Ben evcimen bir çocuğum. I head to school every morning. Her sabah dosdoğru okula giderim. And after school, I head home every afternoon. Ve her öğleden sonra, okuldan sonra dosdoğru eve giderim. My father is a domestic man. Benim babam kılıbık bir adamdır. Değil tabii ki de. Benim babam evcimen bir adamdır. He heads to work every morning. O her sabah tıpış tıpış değil, dosdoğru işe gider. And after work ve işten sonra he heads home every evening. Her akşam dosdoğru evine gider. İkinci kelimemiz eye, yani göz. I have brown eyes. Benim kahverengi gözlerim var. You have green eyes. Sen yeşil gözlere sahipsin. Tom has black eyes. Tom siyah gözlere sahip. Arkadaşlar, biyolojik olarak yani yaratılışta insanda siyah göz yok. Dolayısıyla şunu anlayabiliriz. Tom bir kavga yapmış belli ki. Bir temiz de zopa yemiş. Gözler morarmış. Tom has black eyes. Tom'un mor gözleri var demektir. Arkadaşlar, bugüne kadar okulda, kursta bu cümlelerden eye kelimesine yani göz kelimesine aşinasınız ama çok önemli olduğuna inandığım gösterilmeyen bazı anlamları sanırım öğrenmeye hazırız. Ekrandaki eye kelimesinin bir anlamı mesela patatesin üzerindeki siyah noktaları düşünebiliriz. This potato, I think, is not fresh. Sanırım bu patates taze değil. There are a lot of eyes on it. Çünkü onun üzerinde bir sürü gözler var. Eye kelimesinin bir başka anlamı dikiş iğnesinin deliği için kullanılabilir. Bakalım arkadaşlar. I am eagle-eyed. Ben kartal gözlüyümdür. Yani gözlerim çok keskin. I can put the thread through the eye in the needle. İğnenin gözüne bu ipi sokabilirim. My mother is sharp-eyed. Benim annem keskin gözlüdür. She can put the thread through the eye in the needle. O iğnedeki göze ipliği sokabilir. Yine aynı mantık, isimler fiil olarak kullanılabilir. An eye göz demektir. To eye, bakmak demektir. Look at gibi düşünebiliriz arkadaşlar ama with interest, yani eye biraz daha ilgiyle bakmak anlamına gelebilir. Mesela çiçeği burnunda yeni bir anne düşünelim. Diyor ki I wake up early in the morning. Ben sabahları erken kalkarım. And I eye my baby lovely. Ve sevgi dolu bir şekilde bebeğime bakarım. My baby wakes up early every morning. Benim bebeğim her sabah erkenden kalkar. She eyes me lovely every morning. O her sabah açık dolu bir şekilde bana bakar. Ve ekrandaki kelime nose. Arkadaşlar, head kafa dedik, eye göz dedik, nose burun demektir. People have a nose. İnsanların bir burnu vardır.
I have a nose too. Benim de bir burnum var. My cat has a cute nose. Benim kedimin çok cici bir burnu var. Ve bildiğimiz bu anlamının dışında ekrana bakıyorum. Nose. Bir aracın burnu. Özellikle de uçakların burnu için kullanılabilir. Look at the nose of the plane. Uçağın burnuna bak. There is a stalk on the nose of the plane. Uçağın burnunda bir tane leylek var. Ve belki de hiç bilmediğimiz anlamıyla nose. Dikkatli bir şekilde aramak demektir. Bir çocuk düşünelim arkadaşlar. Bu çocuk her gün arabanın anahtarını buluyor ve arabayı çalıyor. Anne baba anahtarı saklar. Niye? Çalmasın diye. Bakın çocuk ne yapıyor? I nose all home to find the car key every day. Ben her gün araba anahtarını bulmak için evin her yerini ararım. Jessica da arkadaşlar benim gibi hep arabanın anahtarını çalıyor. Jessica noses the whole house to find the car key every day. Jessica her gün arabanın anahtarını bulmak için bütün evi didik didik arar. To nose. Bir aracın burnunu hafifçe yola doğru çıkartması demektir arkadaşlar. Mesela the garage gate is nowhere. Nowhere çok geride demek, hiçbir yer demek ama İngilizler aynı zamanda çok geride anlamında kullanılır. The garage gate is nowhere. Garajın kapısı çok geride. So I nose the car into the road carefully. Dolayısıyla ben dikkatli bir şekilde arabanın burnunu yola doğru çıkartırım. The garage gate is much inside. Garajın kapısı çok içeride. So Jessica noses the car into the road carefully. Dolayısıyla Jessica arabasını dikkatli bir şekilde yola doğru çıkartır. Burada bir telaffuz bilgisi vermek istiyorum arkadaşlar. Garaj kelimesinin İngiliz İngilizcesindeki telaffuzu garage. Amerikalılar ise buna garage diyorlar. Ve en sevdiğim nose into. Her şeye burnunu sokmak demektir. Arkadaşlar Twitch uygulamasından, Twitch yayınından Twitch kelimesine aşinasınızdır diye düşünüyorum. Vücuttaki istemsiz anlık çekilmelere Twitch denir. Yani Twitch, tik demektir. Bir de İngilizce'de curtain, perde demektir arkadaşlar. Curtain twitcher, meraklı melahat olarak kullanılır. Hani perdeyi araladığı için. Bakın şimdi. I am a curtain twitcher. Ben meraklı melahatım. I nose into everyone's life. Burnumu herkesin hayatına sokarım. And just like me, Jessica is a curtain twitcher. Tıpkı benim gibi Jessica da meraklı melahattir. She noses into everybody's life. O herkesin hayatına burnunu sokar. Arkadaşlar, vücudun bölümlerinden bazı yeni kelimeler öğretmeye çalıştım. Dersiniz ki, hocam lezzetli oldu. O zaman bir like ağzımızın tadını yerine getirir ama hocam çok da hoşuma gitmedi derseniz ölümüne gömebilir, dislike'ları verebilirsiniz. Yorumlarda sebebini bildirerek abone olabiliriz arkadaşlar. Gücümüze güç katabiliriz. Videoları paylaşabiliriz. Ve hoşçakalın.